Herkese merhabalar. Tonguç senle bugün bitkiler su içer mi deneyi yapacağız. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Evet, süper bir şekilde bitkileri aldık. Bak böyle çiçeklerimizi aldık, hocam, karanfilleri aldık. Bugün. Sen hemen deney ekipmanlarımızı tanıtmak istiyorum. Bak karanfilleri aldık bir kere. 4 tane karanfil var. Neden anlatacağım şimdi sana? Neden hocam? Olsa bir de gıda boyalarımız var Tonguç Eren Bey'im. Tabii burada sadece kırmızıyı getirdik. Diğerleri elimizi kirletmesin diye almadık. Burada Tonguç Eren Bey'im 3 bardağın içine su koyduk ve gıda boyalarından şöyle bir damlattık. Bak şöyle hatta sana göstermek istiyorum. Bak böyle damlattık Tonguç Eren Bey'im. Aynı zamanda eldivenlerimiz var. Her tarafımız bulaşık olmasın ki zaten deney yaparken ne yapmamız gerekiyor? Eldiven giymemiz gerekiyor. O zaman senin için hemen eldivenlerimizi giyiyoruz. Önce temizlik, önce güvenlik. Evet, önce güvenlik diyoruz. Önlüğümüzü de giydik görüyorsun ve eldivenlerimizi de mükemmel bir şekilde giyiyoruz. Tonguç evladım benim. Tabii eldivenler bence küçük geldi ama yapacak bir şey yok. Onlar meyve suyu evet. Hocam ne onlar? Tonguç senle beraber şimdi buradaki bitkiler bir suların içine gıda boyaları böyle damlatıyoruz, tamam mı? İlk başta maviyi damlattım, ondan sonra yeşili damlattım, ondan sonra kırmızıyı damlatıyorum şu anda gördüğün gibi. Bu damlattıktan sonra diyorum ki 3 tane bitkimiz var. 3 tane bitkimiz var. Bunların her birisini şöyle suların içine koyuyorum Tonguç'um. Neden böyle koyuyorum biliyor musun evladım? Çünkü romantiksiniz. Hayır saçma, ne romantiği. Evladım şu anda deney yapıyorum. Bu bitkiler acaba bu suları alaraktan o suları aldıkları zaman bunların renkleri değişecek mi? Değişmez aslında. Hocam. Sihir mi var? Büyü mü var? Aynen. Büyü gibi olacak. Gerçekten çok güzel bir deney olacak. Bu bir hile. Buradaki, durun. Kandıramazsınız. Buradakini de kontrol grubu yapıyorum. Bir tane de bardak su alalım. Sadece su alalım Tonguç Eren Bey. Bir bardak da ayran alalım. Sadece hocam. Normal su alacağız. Bunu da kontrol grubu yapacağız. Bunlar deney grupları Tonguç Eren Bey. Bir deneyimizde ne vardır her zaman? Deney grubu vardı, bir de kontrol grubu vardı. Evet, şimdi hemen suyumuzu alalım Tonguç Eren'imiz. Bak suyumuzu aldık. Bu da kontrol. Musluk suyu hocam, dikkat olun. Bu da kontrol grubumuz olacak. Bu kontrol grubunda burada bunun hiç renginin değişmediğini zaten gözlemleyeceğiz seninle beraber evladım benim. Dolayısıyla bak 3 tane artık boyalı suyumuza koyduğumuz karanfilimiz var. Aynı zamanda bir tane de kontrol grubumuz var. Bunda hiç renk değişmeyeceğini düşünüyoruz. Bunlarda da kırmızı, mavi ve yeşil çiçeklerin olacağını gözlemleyeceğiz. Tabii ki birazcık hızlı çekim yapacağız. Çünkü bu yaklaşık 4-5 saatte olan bir şey. O yüzden hızlı bir çekim yapacağız. 4 saat burada bekleyeceğim hocam ben 4 şimdi. 4 saat, 5 saat boyunca. Şimdi ben de burada işsizlik yapmam için bir çay kahve içiyorum. Ondan sonra da 4-5 saat sonra bunların nasıl renk değiştiğini gerçekten görebileceğiz. Sonuç adım benim seninle beraber diyoruz. Hadi bakalım o zaman ben de gidiyorum. Biraz sonra görüşmek üzere. İyi çaylar. Evet Tonguç, tekrar deneyimizin başına geldik seninle beraber. Görüyorsun. Hocam hangi yıldayız? Kaç gündür burada bekliyorum? 4-5 saat gerçekten beklemek zorundaydık. Zaten hızlı bir çekimle sana göstermiş olduk. Bak Tonguç'um, kontrol grubumuzdaki bitki hala o eski halinde. Kardeş. Aynen devam ediyor. Kırmızı olan, kırmızı suyla beraber olan kırmızı, maviyle mavi, yeşille yeşil. Bravo, gerçekten çok zeki bir beyne sahipsin. Dolayısıyla nasıl olur peki? Aşağıdaki su bitkinin açık olan kökleri sayesinde yukarı doğru gövdeyle vasıtasıyla çıkıyor Tonguç evladım benim. Suyun yanında tabii mineraller, boyalar, bilmem ne her şeyle beraber yapraklara kadar çıkıyor ve bu yapraklarda o suyun içine ne varsa onu da alıyor Tonguç'um. Dolayısıyla bitkilerin yani çiçekler böyle mi yapıyorlar? Nasıl su içtiğini ispatlamış olduk Tonguç evladım. Çiçekler böyle de yapıyorlar tabii ki ama buradaki unutma, burada kılcal borular var. Bitkilerin içinde aslında geçen kılcal borular var. Bu kılcal borular sayesinde yukarıya kadar çıkıyor ve mükemmel bir sarı şekilde renk yapabilir miyiz? Evet, hocam? Buradaki zaten renkleri görebiliyorsun Tonguç Eren Bey'im. Bu renklerle aslında deneyimizi tamamlamış olduk. Hadi bakalım bir sonraki deneyimize görüşmek üzere.